Ersin Ramoğlu, vatanı bölmek için hayır çetesi kurdular. İş yine 15 Temmuz'da memleketi için tankların karşısına dikilen ve göğsünü mermilere siper eden bu asil millete kaldı. Biliyor musunuz bugün hayır çetesini kuranlar dün evlerinde Erdoğan'ın öldürülmesini beklemişti. Bugün hayır için çalışanlar dün de demokrasi nöbetlerine katılmamıştı. Dün memleketin işgali için Amerika ve NATO ile kol kola girenler bugün iç savaş çıkması için çalışıyor. Ve milleti özellikle geriyorlar. CHP'liler referandumda evet vereceğini açıklayan kadınlara ve rektörlere alçakça saldırıyor. Ağızlarını iyice bozdular. Tarafsızlıktan söz eden meslek odaları da rezil yalanlarla hayır kampanyasına katıldı. Hayır diyen Whatsappçı tuzu kuru alçaklar memleketi uçurma sürüklemek için akla hayale gelmedik yollara başvuruyor. İçlerinde Allahsız kitapsız bir doktor ekibi var ki sormayın. Bu asil millet 148 evladını şehit vererek vatanı işgalden kurtardı. Bunlarsa vatanı böldürmek için çete kurdu iyi mi? İçlerine fena halde FETÖ kaçtı. Türkiye'yi Suriye'ye çevirmek istiyorlar. Hem de Suriye oluruz korkusunu salarak ülke sahibi olmak için sadece 3 ay çalışacaksınız diyorlar. Yalana böyle başlıyorlar. Bu beton kafalar 15 Temmuz'da FETÖ ile yol arkadaşlığı yaptılar. Bunlar onlardır işte. Yani o kara gece reisin öldürülmesini ellerinde rakı kadehiyle bekleyenlerdir bunlar. Tabipler odasının gönderdiği WhatsApp mesajlarına hekimlerin büyük bölümü isyan ediyor. Alçak mesajlar gönderen odaya mecburen aidat ödüyoruz diyen çok odaların statülerinin yeniden ele alınmasını isteyen de. Neyse, millete yeni anayasayı tehdit gibi sunan bu güruh, 3 ay çalışmazsanız Suriyeliler, Iraklılar ve Afganlar gibi olacaksınız diyerek aklı sıra milleti korkutacaklar. Peki bunlar kimdir? Bunlar onlardır işte. Bunlar 15 Temmuz gecesi memleketin işgal edilmesini televizyondan seyreden vatan hainleridir. Bunlar darbeye alkışlayan ve isteyen çetelerdir. Bunlar 15 Temmuz sonrası demokrasi mitinglerine katılmayanlardır. Hayır oyu isteyen yalancıları iyi tanıyın ve safları sıklaştırın. Bunlar İslam düşmanıdır. Çünkü camileri ahıra çeviren bunlardı. Namaz kılanı irticacı deyip içten atan da. Hastanelerde uzun kuyruklara sebep olanlar da bunlardı. İlaç mafyasıyla bir olup milleti soyanlar, gezide ortalığı yakıp Yıkanlar da bunlardı Molotov'la polise saldıran pusu kurup askeri şehit eden Polisimize uykuda kıyan Laiklik numarasıyla sokakları yakan Ülkemizi Avrupa'ya gammazlayan bunlardı işte Bu ülkede yaşamaktan utanıyorum Diyen Cunta'nın yanında yer alan Darbe gecesi tankları alkışlayan Ezan okuyan imamı döven Doların yükselmesi için elinden geleni yapan Cumhurbaşkanına küfreden de bunlardı Atatürk'ü alçak emellerine alet eden de, HDP, PKK ve FETÖ ile bir olup devlete baş kaldıran da, teröristlerin cenazesine katılan da, şehitlere B yoluna ölüyorlar diyen de, hizmetleri engellemeye kalkan da bunlardı işte bunlardı. Ersin Ramoğlu sabah.